Mastit nedir? Ne iyi gelir? Mastit belirtileri neler? Tedavisi var mı? Mastitis, memenin tehlikeli, hızla ilerleyen, bulaşıcı ve iltihaplı bir hastalığıdır. Emzirme döneminde esas olarak kadınlarda gelişir. Süpürasyon, glandüler dokularda yıkıcı değişikliklere, zayıf dokulara yol açtığı için acil tıbbi yardım gerektirir. Mastitis, meme dokusunu etkileyen enflamatuar ve bulaşıcı bir hastalıktır. Enfeksiyon hızla yayılma eğilimlidir. Göğsün glandüler dokularında pürlen süreçlerinin ortaya çıkmasına neden olur. Buna şiddetli ağrı, yüksek ateş eşlik eder ve dokularda yıkıcı değişikliklere ve sepsise yol açabilir. Hastalık esas olarak emziren kadınlarda görülür. Ancak erkeklerde ve hatta çocuklarda da görülebilir. Bu bağlamda laktasyon ve laktasyon dışı mastit ayırt edilir. Komplikasyonları önlemek adına patolojinin ilk semptomları ve şüpheleri ortaya çıktığında derhal bir sağlık kuruluşuyla iletişime geçmelisiniz. Nedir? Mastit, memede kızarıklığa, şişliğe, ağrıya neden olan inflamasyon varlığıdır. Bu iltihaplanmayı enfeksiyon da eşlik edebilir. En sık emziren kadınlarda görülmekle birlikte emzirmeyen kadınlarda ve erkeklerde de görülebilir. Belirtileri: memede şişlik, hassasiyet, memeye dokunulduğunda sıcaklık hissi, meme dokusunun kalınlaşması, kaşıntı, sürekli ya da emzirme esnasında ağrı veya yanma hissi, meme cildinde kızarıklık, meme ucunda yara, bitkin, yorgun olmak, ateş olarak sayılabilir. Hastalık çocuklarda da görülebilir. Mastit neden olur? Meme, süt üretiminden sorumlu meme bezlerinden ve sütün meme ucuna taşınmasını sağlayan kanallardan oluşur. Mastit temel olarak iki sebepten olur. Birincisi, süt yollarının tıkanmasıdır. Emzirme sonrasında eğer memedeki süt tamamen boşalmadıysa bulunduğu yerde süt yollarını tıkanmaya başlar. Bu tıkanma inflamasyona ve enfeksiyona neden olur. İkincisi ise meme ucundaki bir çatlak yoluyla normal olarak ciltte bulunan ya da bebeğin ağzındaki bakterilerin meme dokusuna girmesidir. Emzirme sonrasında memede kalan süt bakterilerin üremesi için uygun bir alan oluşturur. İki temel sebep emziren kadınlarda sıklıkla görülen mastit sebebidir. Emzirmeyen kadınlarda ve erkeklerde mastit nedenleri şu şekilde sayılabilir. Sigara içimi. Tütünde bulunan toksinler meme dokusuna zarar verebilir. Meme ucuna zarar verebilen piercing ya da egzama gibi durumlar bakterilerin meme ucundan vücuda girmesini kolaylaştırabilir. Meme implantı olan insanlarda mastit görülebilir. Bağışıklık sistemi zayıflatan diyabet gibi hastalıklara sahip olmak mastite yatkınlık yaratabilir. Risk faktörleri nelerdir? Geçirilmiş mastit hikayesi. Meme ucunda yara, çatlak bulunması. Süt akışını kısıtlayacak sıkı sütyen giyilmesi. Emniyet kemerinin meme üstüne takılması, ağır eşya taşınması, uygunsuz meme bakımı. Mastit komplikasyonları nelerdir? Mastit tedavisi aksatıldığında veya uygun tedavi bulamadığında memede püy birikimi olur. Memede apse meydana gelir. Oluşan apsenin genellikle cerrahi olarak boşaltılması gerekir. Tanısı nasıl konulur? Tanıda hastanın hikayesi büyük önem taşır. Doktor hastaya şikayetinin ne olduğunu, şikayetinin ne zamandan beri olduğu, şikayeti artıran ve azaltan faktörler gibi çeşitli sorular yöneltir. Fizik muayene ile memedeki değişimler tespit edilir. Emziren kadınlarda anne sütünden kültür yapılarak mastite sebep olan bakteri tespit edilmeye çalışılır. Nadir görülen bir meme kanseri türü olan inflamatuar meme kanseri de memede şişmeye ve kızarıklığa yol açtığından doktor tarafından ultrason ve mamografi ile kanser tanısı dışlanmak istenebilir. Nasıl geçer? Enfeksiyonu olan hastalara antibiyotik tedavisi verilir. Antibiyotiği reçete edilen gün tamamlanana kadar aksatmadan kullanmak tekrar mastite yakalanmamak açısından önemlidir. Ağrı kesiciler mastit tedavisinde ağrının azalması için kullanılabilir. Parasetamol ve ibuprofen grubu ağrı kesiciler tedavide kullanılabilecek seçenekler arasındadır. Mastiti olan hastalar emzirmeye devam etmelidir. Bebeğin sütten kesilmesi anedeki semptomların daha da kötüleşmesine neden olabilir. Süt akışının düzenli olarak devam etmesi enfeksiyonun temizlenmesine yardım eder. Anne sütünün bebek için çok faydalı olduğu unutulmamalıdır. Anne sütüyle beslenen bebekler virüs ve bakterilere karşı daha güçlü bağışıklık sistemine sahip olduğundan enfeksiyona yakalanma ihtimali mama ile beslenen bebeklere göre daha düşüktür. Bu bebekler daha sağlıklı kilo alırlar. İleride diyabete yakalanma riskleri de azdır.
Emziren kadınlar doğum sonrasında iyileşme sürecini daha hızlı atlatırlar. Doğum kilolarını daha kolay verirler. Emziren kadınlarda doğum sonrası depresyon riski azalır. Emzirmenin meme ve yumurtalık kanseri açısından koruyucu olduğu bilinir.